Hoş geldiniz. Excel'in tarih ve saat fonksiyonlarından artık son fonksiyonu bu videoda inceleyeceğiz. Zaman sayısı fonksiyonu. İngilizce Excel'de bu fonksiyonu time value olarak kullanıyoruz. Zaman sayısı fonksiyonu bir zaman metni alarak zaman sayısına dönüştürür. Şimdi ne demek istiyoruz? Bir saat, dakika ve saniye verisi alır. Bunu ondalık bir değere dönüştürür. Bize dönüştürmüş olduğu bu ondalık değeri de biz istersek yine saat ifadesi olarak kullanabiliriz. Burada direkt olarak örnek üzerinden anlatacağım ki konu çok daha iyi anlaşılabilsin. Bir işin planlandığını düşünelim. Bir giriş zamanımız var, bir de çıkış zamanı. Giriş zamanının ve çıkış zamanının saat değerlerini bir saat verisi olarak almak istiyoruz. Ancak bu değerler bizim elimizde bir saat verisi olarak yok. Bu şekilde sayısal ifadeler olarak varlar, görüyorsunuz. Hatta kimisi genel, sayı olan var, genel olan var. Eğer biz bunları bir zaman ifadesine dönüştürmek istiyorsak, yani saat ifadesine dönüştürmek istiyorsak yapmamız gereken zaman sayısı fonksiyonunu kullanmak. Giriş zamanı için işlem yapalım. Eşittir zaman sayısı fonksiyonunu açarak saat metni bağımsız değişkenine istersek elle giriş yapabiliriz. Bunu yaparken de bir metin ifadesi olduğu için tırnak işaretleri içerisinde yapmamız lazım. 9, 10 yazıyorum. Yani 9'u 10 geçe. Tabii biz bunu böyle kullanmayacağız. Örnek olsun diye gösteriyorum. Tırnağı kapatıp parantezi kapattıktan sonra değer buraya geliyor basit bir şekilde. Ancak benim istediğim bu değil. Ben tam olarak gördüğüm şekliyle hücre değerlerini almak istiyorum. O halde yine zaman sayısı fonksiyonunu açalım. Saat metni bağımsız değişkeni için A3 hücresindeki değeri refer ettim. Ardından bir birleştirme işlemi yapacağım. Neyle birleştireceğim bunu? Dakikayla. Peki aradan olacak 2 nokta. 2 noktayı koymak için de metin özelliğine ihtiyacım var. Tırnağı açıyorum. 2 noktayı koyup tırnağı kapatıyorum. Ardından tekrar birleştiriyorum. Neyle birleştireceğim? Dakikayla. Dakikayla birleştirdim. Parantezi kapatıp enter dediğimde aynı değeri görüyorsunuz alıyorum. Normal şartlarda isteğe uyarlanmış şekilde gelmeyecektir. Eğer biz bunu genel olarak seçersek ki ilk haliyle zaten bu genel formatında gelecektir sizde. Ondalık halleriyle gelir. Daha sonra siz bunu ne yapacaksınız? Seçeceksiniz hepsini. Ctrl 1 ya da sağ klik yapıp hücreleri biçimlendir diyeceksiniz. İsteğe uyarlanmış. Buradaki geneli silebilirsiniz. Ardından saat saat, dakika dakika. İsterseniz saniye kullanacaksanız da buraya yine saniye için değerler belirtirsiniz. Tamam dedikten sonra bu alanı saat verisiyle doldurmuş olursunuz. Çıkış zamanında hızlıca aynı mantıkla yapalım. Zaman sayısı fonksiyonunu açıp C3 hücresindeki değer birleştir. Tırnak aç. 2 nokta üst üste tırnağı kapat. Tekrar birleştir diyeceğiz. Yine dakika değerini buraya alıp getiriyoruz. Parantezi kapat. Enter ve 17-15 değeri geldi. Burada da daha önce ben işlemi uyguladığım için isteğe uyarlanmış şekilde geldi ama genel olarak gelirse az önce yapmış olduğumuz işlemi burada yine tekrar etmeniz gerekir. Gelelim çalışılan süreye. Bunu farklı konularda yine tekrar edeceğiz ama çıkış ve giriş zamanı varsa çalışılan süreyi de hesaplamayı bu videoda size göstermek istedim. Çalışılan süre için en basit yöntem şudur arkadaşlar. Çıkış zamanı eksi giriş zamanı. Evet. Şimdi bakın bu bizim ihtiyacımızı gördü gibi. Aslında bu çok da kullanışlı bir yöntem olmayacak. Çünkü şöyle bir şey olduğunu düşünün. Siz buraya çıkış zamanını 25-15 olarak yazın. Evet, böyle bir şeyin çok söz konusu olmadığını biliyoruz ama varsayalım artan saat, yani bir sonraki güne artan çalışma oldu ve bunu da bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Çıkış zamanını da 25-15 olarak yazdınız. Yani bir saat fazla çalıştı kişi. Enter'a bastığınız zaman bakın çıkış zamanı 1.15'i, yani doğruyu göstermekte ama çalışılan süre burada hata vermekte. Ben Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri alacağım. Hatta şurayı yine komple sileyim. Ardından gelip eşittir mod diyelim. Mod fonksiyonu ile birlikte bu çıkarma işlemini yapmanız gerekiyor. Mod fonksiyonu içerisinde F3 eksi E3 diyeceksiniz. Sayı kısmını bununla doldurduktan sonra bölen bağımsız değişkenine de 1 yazıp Enter'a basacaksınız. Ardından gelip aşağı doğru çoğaltabilirsiniz formülü. Çalışan, buraya tabii çalışan süre yazmışız ama şöyle yazalım. Çalışılan süre. Evet. Çalışılan sürenin 8 saat 5 dakika olduğunu bu şekilde görüyoruz. Peki şimdi gelip buraya 25-15 yazarsak ne yapacaktır? Çalışılan süreyi doğru bir şekilde gösteriyor. Aynı şekilde çıkış zamanını da aynı şekilde gösteriyor. Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri aldım. İngilizce Excel'de time value olarak kullanılan zaman sayısı fonksiyonunu nasıl kullanabileceğimizle ilgili bir örnek işlem gerçekleştirmiş olduk. Aynı zamanda bu videonun bir de bonusu olduğu mod fonksiyonu. Umarım yapacağınız işlemlerde işinize yarayacaktır. Sonraki videoda farklı konularla görüşmek üzere.